Evet arkadaşlar, aslında bugün size açıklamak istediğim Türkiye'de dövüş köpeği ya da tehlikeli köpek olarak geçen bazı cinslerin Avrupa'da nasıl tutulduğu, ne gibi şartlara, ne gibi şeylere maruz kalıp daha sonra evlerde normal hayatlarına devam ettiği hakkında bilgi vermek istedim. Şurada görmüş olduğunuz pasaport. Köpeğimizi ilk aldığımızda yardım etmeden önce, ölümünden önce yani ölümünden değil de tabii ölmeye yaklaşmış durumundan önce aldığımız kişinin elindeki Macar pasaportu. Bu Macar pasaportuyla Almanya'da yaşamaya başlamış olan köpeğimizin e, öncelikle tabii Almanya'daki başvurusunu yaptık. Bunun üzerine Almanya'da verilen ev köpeği pasaportumuzla beraber gidip devlete bildirimini yaptık. Buradaki bütün köpekler küçük, büyük, ufak, saldırgan, saldırgan olmayan bütün hepsi vergi tabidir. Şurada görmüş olduğunuz gibi. işte demek köpek vergisi demek. Bazıları bu konu hakkında çok tepki veriyorlar. Yalnız burada söylemek istediğim şey vergi altına alınan köpeklerin vergileri aslında çok az. Ve bundan sonra da otomatik olarak bağlı oldukları devletin vatandaşı konumuna geliyorlar. Bu konuma gelen köpeklerin hepsi devlet koruması altında oluyor. Şimdi şurada incelersek. İlk geldiğinde köpeğimiz Kampfhund yani dövüş köpeği diye geçmiş. Yani tehlikeli, yasaklı, ırk olarak yazmıyor. Bunda bile bir saygı var. Tabu bu geldiği zaman bu tarz köpekler e, teste girmeden, normal ev köpeği onayını almadan sadece 1,5 yaşına kadar tutulabiliyor. 1,5 yaşında ise, şu teste girmek zorunda kalıyorlar. Bu köpeğinizin saldırgan olup olmadığına, evde bakılıp bakılamayacağına, çocuklarla arasındaki duruma, insanlarla köpeklerle arasındaki duruma ve bunun haricinde daha sonrasında ise bu köpeği tasmalı, tasmasız, ağızlıklı, ağızlıksız, korumalı, korumasız gezdirip gezdiremeyeceğiniz ya da bu köpeği bakıp bakamayacağınız hakkında size testler yapılmakta. Öncelikle köpeğimizi bir buçuk yaşına kadar tabi bütün e, bakımlarını, iğnelerini, ilaçlarını, tedavilerini yapıp sağlıklı bir konuma getirdik. Bu konum sırasında bize gelen vergi yaklaşık 800 euro yıllık ödenmesi gereken bir vergiydi. Tabi çok yüksek bir miktar. Çünkü bu köpek daha teste girmemiş ama kimse yanlış anlamasın. Bu 800 euroyu ödemek zorunda değilsiniz. Neden? Çünkü köpeğimiz teste girecek. Teste giren köpeğin testi tabi devlet tarafından gelen bir memur sayesinde bir ücrete bağlanıyor. Bu ücret mukabilinde profesyonel olan memurlar gelip bu köpeği her konuda test ediyorlar. Mesela bebek arabasından tutun, başka köpeklerle birleştirme, kızgın gelen insanlar ya da yürüteçlerle yürüyen insanlar, işte bisikletler, bağıran insanlar, değişik giyinmiş insanlar falan filan bir teste sokuluyor. Bu testin sonucunda size bu belge fotoğraflarıyla beraber veriliyor. Ve bu testin bedeli normalde 400 euro civarında. Bakın burada ne yazıyor? Das überprüfte Hund macht er beim Wesentest einen gesunden, gut erneuten auf gepflegten Gesamteindruck. Yani diyor ki <laughs> Biz bunu denediğimizde bu köpek bize çok güzel reaksiyonlar verdi. Hiçbir tehlikesini görmedik. Ve bu köpek normal şartlarda ev köpeği, aile köpeği ya da insanlar arasında, köpekler arasında yaşayabilir. Altında da 7 numarada yazıyor ki ben bunu garanti ediyorum. Şu kanun ve şu yetkilere göre bu köpek tamamen sakin, özgür ve tehlikesiz. Şimdi bunun yanında iki tane fotoğrafıyla beraber bunu bize garantilediğini söyleyip devletin yetkili makamlarına gönderiliyor. Ve tabi bir örneği de bize geliyor. E bu saatten sonra ne oluyor? Bu saatten sonra olan şey bu köpek artık devlet kontrolünde. Yani devletin vergiye bağladığı normal köpeklerle aynı. Tabi buna inanmazsınız. Bakın burada ne var? Bir tane Border Collie Michelin köpeğimiz var. Bu köpek de 2018'de doğmuş. Bu köpek de bizde. Bizim üzerimize kayıtlı arkadaşı. Ne yazıyor burada? Diyor ki Hundeşte yani köpek vergisi 100 euro. Bu normal bir köpek. E benim köpeğim dövüş köpeğiydi. İşte bu dövüş köpeğinde 100 euro yıllık vergisi. Bu 100 euro yıllık vergi neyi kapsıyor? Bu köpeğin düzgün bakınıp bakılmadığı, yemeğinin, içeceğinin verilip verilmediği, dövülüp dövülmediği, şiddete ya da başka bir şeye maruz kalıp kalmadığı konusunda devamlı devlet memurları tarafından kontrol ediliyor. Tabi bu köpeklerin burada sigortaları da var. Bu sigortalar aynı insan sigortası gibi ve herhangi bir soruna maruz kaldığınızda yapılan şeylerin masrafını bu sigortalar alıyor. Yani arkadaşlar burada demek istediğimiz bütün dünyada geçerli olan bir şey var. Kötü bir köpek yok. Saldırgan bir köpek de yok. Yanlış insanlar ve yanlış kanunlar var. Türkiye'de yapılmış olan bu insanlık dışı katliamı tamamen protesto ediyorum ve bunun Çinlilerden bile daha fazla bir katliama sahip olduğunu üzülerek belirtmek istiyorum. Yani şuradaki sisteme bakın. Aynı bir insan gibi devlet koruması altına alınmış, testleri yapılmış, vergiye bağlanmış ve bütün hayatı boyunca garantide bu köpek. Sokakta kalmaz, aç kalmaz, kaybolmaz, ölmez, en kötü ihtimalde devlet otel gibi olan barınaklarında eğitimli personelleri doktorlarıyla beraber bu köpek ölene kadar sahip çıkar. Yani demek istediğim aslında inançlarımızı bir sorgulamalıyız. Bizim inançlarımızın emrettiği şeyleri yabancıların yapması gerçekten çok üzücü. Yasakladığı şeyleri de bizim katliam halinde yapmamız çok üzücü. Ben burada kişilere takılmıyorum. Onun köpeği alındı, bunun köpeği alındı, internette popülerdi, değildi. Bu tarz şeyler aslında konuşulabilecek daha başka şeyler. Ama ben bunu genel anlamda düşünüyorum. Buradan Kihayko TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Gerçi yaptığı programlar, yayınlar yeteri kadar ilgi görmese de, görmesi gereken ilgiyi görmese de, insanlar bu konuda reaksiyon vermek yerine genelde siyasete çevirip siyaset konuşmaya çalışanlar ya da ortalığı karıştırmaya çalışanlar olsa da, bu konunun sonuna kadar üstüne gidilip, bu işin çözülmesi, ve yaşam hakkı kazanan bütün canlıların ayrım olmadan normal bir yaşam hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Tabi ayrım derken küçük testlere sahiplerinin, tabii tabi bu testte ben de teste tutuldum yani köpeği nasıl idare ediyorum neler yapıyorum neler yapamıyorum ne vardır ne yoktur idare edebilir miyim yani köpeğim ne kadar düzgün olsa da ben onu idare edemeyecek olsaydım bu köpek benden ılınırdı ama alındığında da hiç aklım kalmazdı. Çünkü her dakika başında doktorlarla 5 yıldızlı otel gibi tertemiz, pırıl pırıl bir insanın bile rahatlıkla yatıp uyuyabileceği yerlerde bakıma alınacaktı. Evet arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bu konuda olan sorulara ufak bir cevap verebilmişizdir. Ve yine söylüyorum. Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde yapılan bütün zulümlere karşı bütün ayrımcılıklara karşı tepkimi bildiriyorum, kınıyorum ve bütün ırkları, bütün hayvanlara, bütün insanlara ayrımsız özgürlük diliyorum. Teşekkür ederim.